Sesli dosyada önemli bir eğitim projesinden söz edeceğiz. Khan Academy 28 dilde ayda 10 milyon kişiye ulaşan bir eğitim programı bu. Dünya çapında bir uygulama. Şimdi bir süre önce bunun Türkçe versiyonu da yayına geçti. Bilgisayar üzerinden, yani internet ortamında bu sisteme girilebiliyor. Türkçe direktörü Alp Köksal telefon attığımızda şimdi. Sayın Köksal, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Efendim, şimdi bu sistem dünyada nasıl kuruldu, Türkiye'ye nasıl geldi? İlk önce ondan biraz bahsedelim. Tabii, Khan Academy 2006 yılında Amerika'da Salman Khan adında göçmen bir ailenin oğlu tarafından kuruluyor. Aslında ilginç de bir kuruluş hikayesi var. Salman Khan bir taraftan finans sektöründe çalışırken, kendisinin aslında mesleği öğretmenlik değil fakat MIT ve Harvard gibi Amerika'nın en iyi üniversitelerinden 4 senede 4 diploma kazanmış oldukça zeki bir insan. Bir taraftan profesyonel hayatına devam ediyor, diğer taraftan da farklı bir şehirde yaşayan küçük kuzenine ders çalıştırıyor. İnternete hazırladığı bir video yüklediğinde bundan binlerce kişinin faydalandığını görüyor ve sonrasında aldığı olumlu mesajlar ve kuzeninin ona dönüp de ben internette aldığım dersi ben daha çok faydalanıyorum çünkü istediğim zaman durduruyorum, istediğim zaman başlatıyorum, istediğim zaman tekrarlıyorum demesi kafasında bir fikir yaratıyor. Ve bir kişinin hayalleriyle başlayan Khan Academy bugün 100 kişilik bir ekiple dünya genelinde 28 dile çevrilerek 200 ülkede kullanılarak devam ediyor. Türkçe'ye nasıl başladı, nasıl oldu bu efendim, nasıl geldi Türkiye'ye? Gururla söyleyebilirim ki İngilizce dışında ilk defa kurumsal olarak Türkçe'ye çevrilmeye başlandı Khan Academy. Çoğumuzun bir mühendislik şirketi olarak tanıdığı STFA grubunun bir girişimiyle 2012 yılında karşılıklı imzalanan bir anlaşma dahilinde Khan Academy Türkçe ofisi kuruldu ve Khan Academy'nin ilk uluslararası iştiraki olarak faaliyet göstermeye başladı. Yani burada STFA grubunun bir vizyonu ve eğitime yapmak istediği bir katkıdan, bir sosyal sorumluluk projesinden, aynı zamanda 250'ye yakın gönüllünün de emeği geçen bir gönüllülük projesinden bahsediyoruz. Evet, STFA'nın tabii daha önce biliyoruz biz üstün zekalı çocuklar içinde bir okulu vardı. Önemli katkıları var eğitime. Şimdi bu sistemde öğrencilerle nasıl bağlantı sağlanıyor? Öğrenciler sizle nasıl bağlantı sağlıyor? Evet, sistem tamamen internet üzerinden online olarak çalışıyor. Evet. Bizim bütün derslerimiz, eğitim videolarımız, içeriklerimiz, interaktif alıştırmalarımız, bunların hepsi tamamen ücretsiz olarak kullanıcıların kullanımına açık. Üye olmadan bütün videoları izleyebilirsiniz. Üye olduğunuz zaman öğrencilere ve öğretmenlere özel yönlendirme, raporlama, sistem sizin seviyenizi tespit ederek kendinize uygun konulara yönlendiriyor. Bu gibi teknolojik özelliklerden de faydalanmış oluyorsunuz. Yani bizim öğrenciyle iletişimimiz internet üzerinden. Evet. Tabii bunu okullara yaptığımız gezilerle, tanıtımlarla ve Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yaptığımız çalışmalarla da destekliyoruz. Evet, şimdi gençlerin özellikle ilgisi nasıl efendim? Yani böyle şu kadar tıklandı gibi bir sayı var mı acaba elinizde? Tabii şunu söyleyebilirim. Biz 2012 yılından beri Khan Academy'nin Türkçeleştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Yani yaptığımız işin büyük bir kısmı aslında çeviri işi. Geçtiğimiz sene 2013 yılının Kasım ayında, yani yaklaşık bir sene önce resmi tanıtımımızı yaptık. O günden bugüne kadar tam 2,5 milyon ders verdik. 2,5 milyon online ders izlendi. Yani bence güzel bir rakam. Tabii ki hedeflerimiz çok daha büyük. Biz Türkiye'deki bütün öğrencilere, bütün öğretmenlere ve sadece öğrenci öğretmen değil, merak eden, kendini geliştirmek isteyen herkese ulaşmayı hedefliyoruz. Bu ücretsiz bir kaynak. Evet. Peki çeviri dediniz. Bu çeviri yapmak da zordur bunlar. Bir gönüllüler ordusu var herhalde elinizde. Evet. İlk günlerde belki 30-40 kişilik bir öğrenci grubuyla bu işe başladık ama bugün ev hanımından iş hayatında başarılı olmuş mühendislere ya da emekli olmuş bankacı hanımlara kadar çeviri ekibimizde farklı alanlardaki konuları çeviren gönüllülerimiz var. Şu anda 250'ye yakın gönüllüyle çalışıyoruz. Kendileri kendi uzmanlık alanları doğrultusunda İngilizce olarak üretilen içeriği Türkçeleştiriyorlar. Bizim uzman ekibimiz de tabii ki bunun kontrolünü yapıyor. Yine gönüllü öğretmen ve akademisyenler kontrol ediyorlar ve sonrasında videolaştırılıp eğitim halinde internete yükleniyorlar. Peki efendim, bu güzel sisteme devletin katkısı nasıl? Üniversitelerden destek alıyor musunuz bu projeye? Üniversitelerden spesifik olarak bir destek aldığımızı söyleyemem. Fakat şahıs bazında, gönüllülük bazında üniversite öğrencilerinden, lise öğrencilerinden önemli derecede destek alıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri çeviri konusunda katkı sağlıyorlar. Aynı şekilde liselerden, TEVİTÖL, STFA'nın, daha doğrusu Sezai Türkeş'in kurucusu olduğu liselerden biri, Koç Lisesi, Robert Kolej, TED İstanbul Kolej gibi okullarda hem öğrenci ve öğretmenler çevirilere katkı sağlıyorlar hem de Khan Academy'yi aynı zamanda sınıflarda kullanarak pilot çalışmalar yürütmemize yardımcı oluyorlar. Bu bağlamda biz de tabii ki sırf İstanbul değil, Türkiye'nin her yerindeki okullara ulaşmayı hedefliyoruz. İsterseniz Milli Eğitim Bakanlığı ile olan işbirliğimizden de biraz bahsedeyim. Tabii size. Efendim, tabii buyurun. Milli Eğitim Bakanlığımızla da geçtiğimiz sene yaptığımız bir işbirliği anlaşması kapsamında çoğumuzun Fatih Projesi olarak aslında duyduğu projenin kaynağını oluşturan Eğitim Bilişim Ağı, kısa adı EBA olan platformda Khan Academy Türkçe dersleri yayınlanıyor ve bu platform üzerinden Türkiye'deki bütün okullara ulaşmaya başladı. Aynı şekilde yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yaptığımız bir protokolle bu içeriklerden Hayat Boyu Öğrenme TV üzerinde geçmişte dilediği eğitimi alma fırsatı bulamamış bireylerin de yararlanması, kendilerini geliştirmesi hedefleniyor. Khan Academy dünyada başlayan bir uygulama 2006'da ve sonra da 2 yıl önce de Türkçe'de başladı ve büyük ilgi var. Gerçekten çok ilginç bir şey. Ben de bu nasıl bir çalışıyor, nasıl bir sistem diye girdim. Pek çok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Beni öğrencilik günlerime geri döndürdü. Sistemin Türkçe direktörü Alp Köksal'la ayrıntıları aldık, bilgileri aldık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine Alp Köksal. Sağ olun. Efendim ben teşekkür ederim. Burada Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla bir proje yürütüyoruz. Sizlerin de sayesinde daha çok insana bunu duyurabilmiş olmaktan ve daha çok bireye ulaşabilmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederiz.